Buradakilerden hangisi bu metinde anlatılan durumu en iyi şekilde özetler? Metinde Asya'da maymunları yakalamak için bir çeşit tuzak kullanıldı ve tuzağın içerisinde bir tatlı yiyecek bırakıldı. O yiyeceğe ulaşmak isteyen maymunun onu aldığı ancak elini yumruk yaptığı için yarıktan tekrar çıkartamadığı, bu yüzden de çok azı hariç bu tuzaktan kurtulamadığı söyleniyor maymunların. Şıklara baktığımız zaman ise bunu neyle ilişkilendirebiliriz? Burada somut bir şey anlatılmış ama şıklarda bu biraz daha soyutlaştırılmış. İnsanı tuzağa düşüren şey kendi arzuları ve bağımlılıklarıdır. Yani maymunun orada yiyecek yüzünden açgözlülük göstermesi ve o kadar güçlü olan bu yeme içme arzusunun açgözlülüğün kurbanı olması maymunun kendi arzusudur, kendi bağımlılığıdır. İnsan ile bu ilişkilendirilmiş. Cevabımız onun için Bursa. Neden diğerleri değil? Her canlı hayatta kalabilmek için mücadele etmek zorundadır. Bu da burada mücadelenin inkar edilmesi, mücadele etmeyelim denilmiyor. Ancak arzu ve bağımlılıklarımızdan kurtulalım deniliyor, düşünülebilir. İnsan amaçlarına mücadele ederek ulaşabilir deniliyor. Burada amaç ve mücadele etmek yadırganmıyor. Arzu ve bağımlılıklarının insanın esiri olması yadırganıyor. Zorluklarla mücadele etmek için aklı kullanmayı bilmek gerekir deniliyor. Burada aklın bizzat aslında kullanılmadığı, arzu ve bağımlılıklara esir düşüldüğü, yenik düşüldüğü ifade ediliyor. Onun için bunu da özet olarak kabul edilemez. Cevabımız Bursa.